Herkese merhaba arkadaşlar. Tatil eğlencesiyle karşınızdayız. Sadece iki malzemeyle slime testimiz var bugün ve tam 6 tane de katı yapıştırıcımız. Bakalım hangileriyle slime yapabileceğiz? Şimdi bu sorunun cevabını arıyoruz sizlerle birlikte. İlkiyle başladık. Solvent içermiyor sağla. Zararlı olmayanlardan tercih etmeye çalıştım. Boya damlatacağım çünkü birbirinden ayrılmasını istiyorum. İlk olarak yeşille başlayalım. Pıt, bir damlacık yeter. Evet, mikrodalgaya gireceği için arkadaşlar ben bunu cam kaba almaya karar verdim. Su ve boya arkadaşlar tercihe bağlı. Ben sadece boyanın erimesi için koydum. Diğerlerine koymayacağım. Şimdi bunu mikrodalgaya göndereceğiz ve sonra da ne yapacağız? Yerleştirici sıra ekleyeceğiz. Haydi bakalım ikincisi gelsin. Sıra. İkinci Faber-Castell katı yapıştırıcımızdan. Oh, kendinden gitti, çok gönüllü çıktı bu arkadaşlar. Ve buna da kırmızı koyalım bakalım boya olarak. Sadece birbirinden ayırt etmek adına yapıyorum bunu. Hop, su koymadım arkadaşlar. İki malzemeli slime testte ikinci katı yapıştırıcıyı da mikrodalgaya gitmek için kenara alıyorum. Sırada Nova Color var. Bunları dur kullanmış sanki, ne dersiniz? İlki iyi çıktı, bunlar böyle bildiğiniz yarısı var yarısı yok yani. Ne yapalım artık, başa gelen çekilir misali. Şimdi buna da mavi renkli boya koyalım. Hop. Arkadaşlar birbirinden güzel karne notları videoları var. Kimler takdir teşekkür aldı hepiniz burada yazabilirsiniz. Ve deneyip de olan katı yapıştırıcı testleriniz varsa onları da bana yazın. Ya da farklı yöntemler varsa. Ve gidiyoruz. İlk testimiz arkadaşlar mikrodalgadan çıktı. Şimdi onu karıştırıp birazdan da üzerine jelleştirici sıvı ekleyeceğim. Bakalım iki malzemeli slime testimiz ilkinde hemen başarılı olabilecek mi? Biraz daha karıştırıyorum bakalım. Ama çok fazla döktüm jelleştirici sıvıyı. Aslında şimdiye kadar olması gerekiyordu. Hayır, maalesef. Bunu uğurluyoruz arkadaşlar çünkü olmadı. Hoşça kal, görüşürüz. Sırada ikincisi var arkadaşlar. Bu kadar azmış ki yapıştırıcısı. Allah'ım ellerim falan berbat oldu ya. Nerede buna bir kaşık? Hemen ikinciyi de kaşıkla karıştıralım bakalım. Şöyle kendinden slime gibi zaten. Bakalım jelleştirici sıvıyı dökünce içine nasıl bir şey olacak. Acayip yapışkan. Evet, bu oldu. Bunu başardık arkadaşlar. Şöyle elimize alalım ama çok feci parçalandı. Şöyle yapabiliriz. Bu da eh işte derden bir tanesi. Uzamıyor, sadece katılaştı. Hoşça kal, seninle de vedalaşıyoruz ve sırada üçüncü testimiz. Üçüncü testteyiz. Hemen buna da bir kaşık. Üçüncüyle devam ediyoruz. Buna mavi gıda boyası koymuştuk. Ve sadece iki malzemeli slime testlerimizde üçüncü testimizin bakalım sonucu ne olacak arkadaşlar? Merak içerisindeyim. O kadar erittik böyle. Garip kıvamlı bir şey oldu. Uzamıyor. Sanki tekrar katılaştı gibi. Değil mi? Ne olmuş buna? Garip bir şey olmuş. Bence olmadı. Evet. Diğer üçüyle devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Mona var. Play-Doh ve Ecostick var, Let's'in. Şimdi Monomi'de başladık. Kahverengi, daha önce hiç gıda boyasını kahverengi kullanmamıştım. Evet, bunu tam 1 dakika mikrodalgada bekledim. Şimdi sırada Play-Doh'unki var. Sadece iki malzemeyle yapıştırıcılarımızla ve... Allah, yanlış yaptım. Neyse, buna bir şey olmaz bence o kadar. Bu sefer bunu boyasız yapacağım. Sadece mikrodalgada eritip üzerine iki malzemeden diğeri olan acelece döktüm. Burada jelleştirici sıvı ekleyeceğim arkadaşlar. Bir dakikalığına gel bakalım. Sırada son katı yapıştırıcımız var. Kendinden düştü. Bu çok gönüllüymüş test yapmak için. Hemen mor renkli gıda boyamı da aldım. Pıt pıt. Şimdi sırada ne var? Dalga. Bir dakika sonra geliyorum. Evet.
Devam ediyoruz testlerimize bütün hızıyla bakalım. Bu boya koymadığımız katı yapıştırıcıydı. Valla böyle karıştırınca sanki umut vaat ediyormuş gibi ama güzelleştirici sıvıyı dökünce bakalım ne hale geleceksin, ben de merak ediyorum. Yok yok, fikrimi değiştirdim. Azıcık olmuş, azıcık olmuş. Çok azıcık olmuş ama. Hiç kendim toplamıyor arkadaşlar. Böyle jelleştirici sıvı döktüm ama minik minik bir şey geldi gene. Maalesef buna da diyorum. Evet, sırada son iki testimiz kaldı arkadaşlar. Hop ve hop, bunu kenara aldık. Bakalım lütfen bari bir tanesi olsun. Acayip üzgünüm şu anda. Hemen kaşıkları dişlerine döküp koyalım. Bu zaten kahverengi boya döktüğümüzdü. Kahverenginin de rengi bir acayip. Şimdi onu birazdan karıştıracağız. Hemen hızlı hızlı gitmeyelim. Bu mor boya döktüğümüz. Ellerim de inanılmaz yapıştı. Hadi bakalım. Haydi haydi. Bunu karıştırıyoruz. Daha önceden de arkadaşlar glue stick'le harika bir smile test yapmıştım ama orada çok şanslıydım. İki tanesi birden olmuştu. Bir tanesi de el işte olmuştu. İzlemediyseniz eğer tavsiye ediyorum. Mutlaka göz atın derim. Çünkü harika bir video oldu. Sonuçlar da mükemmeldi. Hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Bu arada konuşurken lafa daldık ama mor boyutu anlattığımızda tam bir dük 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 fiyasko. Bunu da genel aldık. Birazdan ağlamaya başlarım artık videoyu kapatınca. Bütün glue sticklerim boşa gitti çünkü bir tane bile slime yapamadım. Bu da kahverengi olan. Sizce buna boraks dökmeye gerek var mı? Kahverengi de renginde acayip bir şeymiş ya. Evet, sizce buna gerek var mı arkadaşlar dökmeye? Bu testler, bugün bu test videosu üzüntü ve muz kabuğu, çikolatalık, kaymaklı dondurma gibi gözüküyor ama kendisi hiç olabilecek mi? Umudum yok. Evet, testlerimiz bütün hızıyla sonlanıyor arkadaşlar. Bu testimizin de başarısızlıkla sonuna geldik maalesef. Ağlayacağım artık. Bugün tam 6 tane glue stick boşa gitti. Evet, 6. 6 glue stick'imizle vedalaştık. Onları ziyan ettik. Hiçbirinden de sonuç çıkaramadık. Burada ikinci kısım var ve videomu beğendiyseniz eğer hemen like tuşuna basın. Testlerim devam edecek. İnanılmaz sürprizlerle karşınızdayım. Yazın Hopi TV bomba gibi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.